Merhaba. Bugün Suriye'nin içindeki yani Suriye meselesinden dolayı Türkiye'nin içine düştüğü durumu konuşacağız. Fırat Nehri'nin doğusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan bir harekat başlatılacağını açıkladı. Washington'dan gelen açıklama, Donald Trump'ın Amerikan Başkanı'nın açıklaması gündemi iyice allak bullak etti. Çünkü Trump muallak bir açıklama yaptı. Sanki Türkiye'nin operasyona destek verirmiş gibi bir açıklamaydı. Ama sonrasında pek de destek olmadığı, Türkiye'yi bu operasyonda yalnız bırakacağının sinyallerini veren bir açıklama oldu bu. Ve Türkiye ekonomik olarak da çökertebileceğinin mesajlarını verdi. Anladığımız kadarıyla Washington'un da içi ve kafası oldukça karışık. Çünkü Pentagon'un Donald Trump'ın açıklamalarına destek vermediği görünüyor. Aynı şekilde Hillary Clinton'ın attığı tweetler Donald Trump'ı yerden yere vuran ve otoriter bir rejime destek vermekle suçlayan, Donald Trump'ın Suriye politikasını çok ciddi şekilde eleştiren ve Kürtlere verilen desteği geri çekmekle suçlayan bu tweetlerden sonra ortalık gündem iyice değişti. Tabii Türkiye'nin içinde de apayrı bir tartışma yürüyor. Bu operasyon gerçekleşirse Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Ne yapabilir, ne yapamaz? Böylesine bir operasyonda yalnız kalırsa başına neler gelebilir? Bu bir macera mıdır? Sonuçları ne olur? Bütün bunları konuşmak istiyorum ama en önemlisi bu yayınımızın odak noktasını IŞİD kampları oluşturacak. Çünkü aslında operasyon başlatıldıktan sonra bu bölgede IŞİD'le mücadele eden Kürt güçleriyle, SDG ile eğer Türkiye'den giden birlikler, askerler karşı karşıya girirlerse nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bu en önemli soru. Fehim Taştekin biliyorsunuz Suriye'yi belki de en yakından izleyen, hem yerinde izleyen hem de yazılarıyla çok farklı cephelerden Suriye meselesini yıllardır konuşan, araştıran ve yazan bir gazeteci. Şimdi onunla konuşacağız. Fehim, hoş geldin yayınımıza. Beni duyabiliyor mu beni? Şimdi duyuyorum. Tamam. Ben bir giriş yaptım, kısa bir özet verdim. Şimdi senden bugün BBC Türkçe'de de yayınlanan önemli yazın IŞİD kamplarıyla ve IŞİD'le aslında kimi mücadele ettiğini son derece çarpıcı bir biçimde ortaya koyan yazını konuşacağız ama öncesinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatmak istediği bu askeri operasyonun sen geleceğini nasıl görüyorsun? Çerçevesini nasıl görüyorsun? Gerçekten Türk kamuoyuna anlatıldığı gibi mi? Ne gibi riskleri içinde barındırıyor ve hükümet böylesine bir adımı ortağıyla birlikte yani MHP ile birlikte böylesine atmak istediği bir adımı gerçekten göze alabilecek mi? Tabii Donald Trump'ın pozisyonunu da değerlendirmeni rica ediyorum. Böyle bir genel girizgah yapalım, sonrasında ayrıntıları konuşalım. Şimdi Fırat'ın doğusunda çok sayıda risk var. Genelde yapılan hata şu, Afrin'le kıyaslamalarda bulunuluyor. Afrin izole bir yerdi. Etrafı zaten kuşatılmış bir alandı. Buradaki operasyon 2 ay sürdü ve sonunda Kürtlerin yaptığı bir hesapla çekilme kararıyla buradaki savaş sona erdi. Ama meseleydi. Yani Afrin'in ne anlama geldiğini ayrıca irdelemek gerekir. Da savaşın bitmesindeki etken Kürtlerin o sırada Rakka ve Deir ez-Zor taraflarında Amerika ile birlikte yürüttükleri operasyon vardı ve Amerika burada bir baskı unsuru olarak devrediydi. Yani Afrin'i bırakın, buradaki Fırat'ın doğusundaki operasyona odaklanın diye Kürtlere bir baskı söz konusuydu. Ayrıca Kürtler bir şekilde Fırat'ın doğusundaki kazanımlarını da korumak için burada bir çekilme kararı aldılar. Şimdi geride çok kaybedecekleri bir şey kalmıyor. Çünkü bakıldığı zaman Erdoğan'ın kafasındaki plan işte 32 kilometreye 480 kilometre boyunda bir alanı kapsıyor. Burada Kürtler açısından tam bir silme operasyonu söz konusu olacaktır. Haliyle Afrin'den farklı olarak buradaki Kürtlerin vereceği yanıt ya da alacakları pozisyon önem kazanıyor. Yani ne kadar savunma konsepti içerisinde olacaklar,
Bu cephe hatlarını mesela Mazlum Kobani'nin, Suriye Demokratik Güçleri Komutanı'nın söylediği gibi ister Tel Abyad'dan ister Rasul Aynan olsun, herhangi bir intikal söz konusu olduğunda bütün cephe hatlarının savaş alanına döneceğine dair uyarısı vardı. Hakikaten böyle mi olacak? Bütün bunlar Fırat'ın doğusundaki tabloyu kuşkusuz daha ağır hale getiriyor. Burada belirsizlikler sadece Kürtlerin tutumuyla ilgili değil. Yani Trump'ın Erdoğan'la tam olarak hangi çerçeveyi konuştuğunu bilmiyoruz. Şimdi orada bir araya İkincisi, gireyim. Araya gireyim. Yani bizi seyredenlere sadeleştirerek anlatmak gerekirse, çünkü bu Suriye konusu o kadar karmaşık bir halde ki. Öncelikle şu anda Türkiye'de konuşulan konu: Trump gerçekten ne dedi? Öyle mi dedi? Destek mi veririm dedi? Yarı yolda mı bırakıyor? Yoksa tam tersi Kürtleri aradan çekerek Türkiye'ye büyük bir kazık mı atıyor? Çünkü orada çok ciddi bir durumla karşı karşıya kalabilir. Yoksa gizliden gizliye bir pazarlık var. Aslında Türkiye'ye destek mi veriyor? Sen iyi bilen bir gazeteci olarak durumu, Trump'ın açıklamalarını nasıl okudun? aslında Aralık'taki telefon görüşmesinde yaptığı konuşmanın verdiği tepkinin tekrarı bu. Burada yani Türkiye'nin beklentileriyle Trump'ın ne dediği ve bu Türkiye tarafından nasıl algılandığı önemli. Bir Türkiye Amerika'nın buradan tamamen çekilmesini değil, Amerika'nın sağlayacağı güvencilerle bir operasyon alanının açılmasını istiyor. Bu beklenti vardı. Trump bunu gördüğü için ve bildiği için ben çekiliyorum ve operasyona herhangi bir şekilde müdahil olmayacağım. Yani bu destek de vermeyeceğim, seni engellemeye de çalışmayacağım, nötr kalacağım. Ve bu iş büyürse, yani daha da savaş yayılırsa bütün askerlerimi çekeceğim. Bu şu anlama geliyor: Türk askerler ama Amerikan güvencesi olmayacaktır. Kendi başının çaresine bakmak durumunda kalacaktır. Yani sadece Kürtlerle çıkan bir çatışma değil, başka aktörler de var sahada. O aktörlerle de Türkiye'nin yüz yüze gelmesi durumunda Amerika'nın kenarda duracağı anlamına geliyor. Bu caydırıcı bir mesaj esasen. Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın istediği bu değil. Erdoğan şunu istiyor: yani hava sahasının kendisi açısından bir garanti sunması, ki o bölgeyi şu anda Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Yani Fırat'ın doğusu ve batısı Rusya ile Amerika arasında hava sahası anlamında bir bölünmüşlük arz ediyor. Buradaki hava sahasının Amerika tarafından bir güvenceli bir şekilde Türkiye'ye açılmasını istiyor, talep ediyor. Şimdi Amerika bu güvenceyi vermiş gözükmüyor. Bu durumda Rusya'nın ne yapacağı önem kazanır. Çünkü sonuçta o hava sahası Rusya tarafından Amerikalılara açıldı. Rus radar sistemleri ve Suriye'nin kendi radar sistemleri şu anda o bölgeye karşı körelmiş durumda. Türkiye'ye karşı aynı şey söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Bu önem kazanıyor. Haliyle biz dönüp burada Türkiye'nin Astana ortaklarıyla neyi pazarlık ettiğini de tartışmamız ve konuşmamız lazım. Yani bu mesele sadece Amerika ile anlaşarak yürütülebilecek bir mesele değil. Çünkü sahada çok sayıda değişken ve değişmeyen faktörler var. Rusya orada en önemlisi hava sahasında etken bir önemli bir faktördür. Burada benim kişisel kanaatim, son Astana zirvesi Ankara'da yapıldığında, Astana çerçevesindeki zirve, öncekilerden farklı olarak doğrudan Suriye Demokratik Güçleri'ni de bir bölünme projesi olarak gören bir yaklaşım sergilenmişti. Bu Türkiye'ye bir şartlı bir yeşil ışık anlamına geliyor. Fakat burada şart nedir? Şart, yani Türkiye'nin orada kalıcı hale gelecek bir operasyon kapasitesine ve yeteneğine kavuşmamasıdır. Bu İran için de geçerli bu şart, Suriye devleti için de geçerli. Elbette bu üç, yani Şam ve müttefikleri açısından meseleye bakıldığı zaman onlar şunu şöyle değerlendiriyorlar: yani Amerika'nın bölgede varlığı Fırat'ın doğusuyla ilgili herhangi bir operasyon seçeneğini bertaraf ediyor. Ama Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak burada Amerikan planları açısından bozucu bir faktör olarak devreye girmesi son derece kullanışlıdır. Ama aması var. Bu sonra ne olacak? Yani Türkiye'ye girdikten sonra ne olacak? Bununla ilgili çekinceler var. Evet,
Şimdi onları konuşalım ama öncesinde hemen YouTube'dan canlı izliyorsunuz ve Facebook'tan sorularınızı gönderirseniz Fehim Taştekin'e ben de o soruları iletebilirim. Şimdi ne olacak sonrası? Çünkü biliyorsun bu mesele hep iç politikada bir malzeme haline geliyor. İşte muhalefet hükümeti sıkıştırmak için yürü, gitmezsen işte görelim bakalım ne kadar gidebiliyorsun, durmazsan şöylesin böylesin açıklamaları geliyor. Hükümet de bunu bir zafer edasıyla halka ya da kamuoyuna pazarlıyor ama gerçekten sonrasında ne olacak sorusu var. Şimdi bunu ben şöyle başlayayım istiyorum. Bir kere Suriye Demokratik Güçleri'nin orada IŞİD'e karşı önemli bir pozisyonu ve rolü var. Bugün sen makalende de bunun altını çizmişsin. Belki buradan başlayabiliriz. SDK'ya karşı bir operasyon, tabii burada Türkiye'de konuşulan bu. Ama alanda, orada, o gerçeklikte bunun ne kadar karşılığı var ve beraberinde böyle bir operasyon Türkiye'nin başına neler açabilir? Hangi riskleri beraberinde getirir? Bunu biraz anlatırsan sevinirim. Şimdi elbette Kürtler burada büyük bir bedel ödediler. 11 bin insanını kaybetti Kürtler. IŞİD'le savaştı ve büyük bir alanı IŞİD'den kurtardılar. Bu zaten uluslararası toplumda da önemli ölçüde değerlendirme konusu yapılıyor. IŞİD başkenti Rakka'yı ve sonra Deir ez-Zor'u, bu hatları kaybettikten sonra şu anda yaklaşık 2000 savaşçısı, kadınlar hariç 2000 erkek savaşçısı Suriye Demokratik Güçleri'nin hani ya da denetim merkezlerinde tutuluyor. Peki geri kalan yaklaşık 15 bin 20 bin kişiden bahsediyor. Bunlar nerede? Bunlar araziye karıştılar, bir şekilde şehirlere karıştılar vesaire ve bunların olası bir istikrarsızlık halinde yeniden toparlanması çok uzun sürmeyecektir. Yani bunlar buharlaşmadılar, bunlar uçup gitmediler ve bu bölgede bir şekilde varlar. Yani sınırları sadece Suriye ile sınırlı tutmamak gerekiyor. Son derece geçişken hatlar var. Irak'la birlikte değerlendirme yapmak gerekiyor. Bir de bizim genelde IŞİD yenildi derken düştüğümüz yanılgı şu: IŞİD toplumsal tabanını, ideolojik destek hatlarını kaybetmedi. Yani özellikle bu Deir ez-Zor, Rakka hattındaki muhasıkar ve aşiret yapıları içerisinde bugün değil, yaklaşık 20 yıldır yani El-Kaide çizgisinin diyelim ki bunlar IŞİD'e yazılmış şeylerdir, militanlardır daha sonra. Önce Nusra'ya, daha sonra IŞİD'e. Burada yaklaşık 20 yıldır yapılanma içerisindeler ve buralarda geçmişleri var. Burada aşiretlerle ilişkileri var. Buralarda yeniden toparlanmaları o açıdan çok zaman almayabilir. Bir de pratikten baktığımız zaman burada kamplar söz konusu. Yani mesela El Hol kampında yaklaşık 73 bin kişi, yani 70 ile 73 bin arasında insan var. Bunların çoğu kadın ve çocuk, fakat IŞİD'in odaklandığı bir yerdir burası. İdeolojik olarak çalıştığı da bir alan aynı zamanda. Bunun dışında Roj kampı var, Ayn İsa'da bir kamp var, Haseke'de hapishaneler var, Rimelan tarafında bir hapishane var. Buralarda IŞİD üyeleri tutuluyor. Buraları kim koruyacak? Olası bir savaş çıktığı zaman zaten kırılgan bir yapı. Zaten çok yani burada binlerce askerini tutamıyor Suriye Demokratik Güçleri. Ara sıra olaylar da yaşanıyor. Silahlı isyanın da söz konusu olduğu vaka var bir tane. Buralardaki istikrarsızlık, bölgedeki istikrarsızlık haliyle bunların bir şekilde kaçmasına, kurtarılmasına ya da işte çeşitli baskınlarla salınmasına yol açacaktır. Peki şimdi burada zaten Türkiye'deki aslında bu meseleyi irdeleyen yazarların da durduğu üzerinde ve aslında kamuoyunda da tartışılan, en azından bir kısmında tartışılan konu. Ben çok basitleştirerek sana sorayım, katılıyor musun? Eğer Türkiye bu operasyonu yaparsa, SDK güçleri de o bölgeden çekilirse, Türkiye çok ciddi bir IŞİD'ci, cihatçı akımı olabilir. Bu da şehirlerin güvenliğinden tutun da kontrol edilemez bir şekilde sınır güvenliğine kadar bütün her şeyi Türkiye'de büyük risk
hattı haline getirebilir. Sen bu görüşe katılıyor musun? Yani kuşkusuz boşlukları dolduracaktır. Bunun tecrübesi var. Yani Irak'ta oldu, sonra Suriye'de oldu. Buradaki yapı son derece hızlı hareket edebilen, örgütlenebilen ve sabır gösteren bir yapı. Yani 2003 sonrası Irak işgalinden itibaren bu bölgede çok ciddi bir mobilizasyon yeteneği kazandılar ve sınırlar üzerinde de tecrübeler edindiler. Özellikle Suriye'deki savaş sırasında Türkiye sınırlarını nasıl kullanacaklarını çok iyi öğrendiler ve bunların kesildiğini söylemek biraz halkı yanıltmak olur. Hakeza maddi kaynak, finansal destek hatlarını da daha bugüne kadar kullandıklarını düşünüyorum. Ben bu konuda geçenlerde bir yazı daha yazdım. Amerika Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'de IŞİD'in nasıl para transferi yaptığına dair yeni yaptırım listesinden hareketle. IŞİD'in Türkiye'de özellikle belli illerde hücresel yapılanmaları da çok ciddi. Maalesef bunlar şimdiye kadar Türkiye'de çok ciddiye alınmadı. Yer yer de tolerans da gösterildi ve haliyle bu uyuyan hücre din ya da potansiyel din, bunların hepsi sınırın altında ve üstünde harekete geçebilir. Bu büyük bir risktir. Bunun şimdiye kadar ciddiye alınmaması, yani devletin birimleri tarafından ciddiye alınmaması çok büyük bir, bu riski daha da öngörülemez bir şekilde önümüze getirecektir. Peki ben şeytan avukatlığını yapmaya devam edeyim. Kafadaki soruları sana sorayım. Cihatçı gruplarla, yani böyle bir operasyon sırasında beklenildiği, dış dünyanın, Batı'nın, Amerika'nın beklediği gibi Türkiye'nin bu kampları kontrol altına alıp o bölgeyi temizlemek, IŞİD'le mücadele yapması beklenirken tam tersi cihatçılarla ve bu kamplardan çıkacak olan IŞİD'cilerle bir araya gelip Kürtlere yönelik bir operasyona bunu döndürmesi ve oradaki bütün bu IŞİD yapılanmalarının bugüne kadar kazanımlarının bir şekilde, tabii resmi olarak değil ama çözülmesini sağlaması gibi bir durum ortaya çıkar mı? Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bunun sonuçları ne olur? Amerika açısından ne olur? NATO ülkeleri açısından ne olur? En önemlisi tabii ki Kürtler açısından bu nasıl karşılanır ve ne gibi riskleri içinde barındırıyor? Şimdi temelde yapılan yanlışlığı bir not etmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki yapılan değerlendirmelerde iyi cihatçı, kötü cihatçı ayrımı yapıldı genelde. Türkiye devlet olarak da bunu yapıyor. Şimdi yani biz oradaki kamplarda IŞİD'çiler serbest bırakılırsa ne olur tartışırken aslında Türk kuvvetlerin yedeğinde bölgeye taşınmak istenen yapılar nedir? Bunların özü itibariyle IŞİD'den farkı nedir? Buna da bir bakmak zorundayız. Ya da mesela Afrin'e taşınan o silahlı gruplar kimlerdir? Nereden geldiler? Bunlar neyi savunuyorlar? Suriye için ne öngörüyorlar? Ne yapıyorlar? Bunlar geçmişte IŞİD'le birlikte hareket etmiş gruplardır. Ayrışmalar yaşandı. Birbirleriyle çok ciddi çatışmalara girdiler vesaire. Ama ideolojik altyapıları, bakış açıları, dünya ile ilgili tahayyülleri IŞİD'den çok farklı değil. Taktiksel olarak, örgütsel olarak farklılıkları var. İdlib'de bu yapılar yaklaşık 100 bin mevcudu bulmuş durumda, geçmiş durumda ve şu anda sanki Türkiye'nin müttefiki olarak burada, orada saha unsurları olarak bulunuyorlar. Şimdi tabii çok ciddi bir yanıltma var, çok ciddi bir manipülasyon var. Türkiye mesela Ulusal Ordu diye bir yapıyı yeniden organize ediyor ve bunu işte kendi sahadaki operasyonlarında saha unsurları olarak kullanmayı da düşünüyor. Zaten kullanmaya da çalışıyor. Bunların bakışına baktığımız zaman tamamen Kürtlere karşı böyle bir silme operasyonu, tamamen imha operasyonuna hazırlanmış, kendilerini buna adamış gibi bir mesaj trafiği içerisindeler. Türkiye bunlarla ne yapacak? Yani sadece IŞİD değil, bunları Fırat'ın doğusuna taşıdığı zaman bunlarla ne yapacak? Ne yaptığını Afrin'de biliyoruz. Yani Türk kamuoyunun bunu cesaretle tartışması gerekiyor. Olanlar bir temizlik hareketiydi ve orada Ezidiler dahil azınlıklarla ilgili
tamamen bir yok etme politikası güdüldü. Yağma, hırsızlık, talan, bütün bunlar işlendi. Savaş suçları işlendi ve insanlığa karşı suçlar işlendi. Bunu not etmek zorundayız. Şimdi bu modeli bir başarı öyküsü gibi Fırat'ın doğusuna da taşımak istiyorlar. İşte sorulması gereken şey bu. Yani şu anda 33 bin ya da 50 bin tane adam Türkiye'nin yedeğinde milis gücü olarak diyelim orada hazır kıta olarak bekletiliyor. Bunlarla ne yapacak Türkiye? Sadece IŞİD'i konuşuyoruz. Bunların bir kısmı El-Kaide tarafından kurulmuş örgütler. Ben bunların üzerinde çok durdum geçmişte. Yani Evet. şu anda böyle çok ciddi olarak Türkiye'nin savunduğu, desteklediği, maaşa bağladığı yapılar, geçmiş itibariyle El-Kaide'den gelen, El-Kaide'nin kurduğu yapılar. Dediğim gibi kafa yapıları IŞİD'den çok farklı değil. Ve bunlar mesela IŞİD'in ilk yapılanması, Suriye'deki orijinal yapılanması Nusra Cephesi'ydi. Şimdi Nusra Cephesi bugün İdlib'i mesela kim ele geçirdi? Yani İdlib'i kim, bunlar fetih diyorlar, İdlib'i kim zapt etti? Türkiye'nin desteklediği bu örgütler ve Nusra Cephesi fethetti. Yani burada artık tabloyu net olarak koymak durumundayız. İşin enteresan tarafı, yani Türk kamuoyuna baktığımız zaman, parlamentodaki konuşmalara baktığımız zaman bir şeye kapılmış insanlar. Yani burada mesela bir çok net bir şekilde uluslararası topluma BM kürsüsünden bir etnik temizlik vaadi var. Net olarak. Yani buraya 2 milyon, 3 milyon Arapları yerleştirmekten bahseden bir müdahale söz konusu. Bu etnik temizliktir. Yani hukuksal olarak, uluslararası hukuk açısından, terminolojik olarak bu etnik temizliktir. Bunu alkışlayan, bunu iştiyakla destekleyen bir Türkiye kamuoyu oluşturuldu. Bu dehşet bir şey. Bundan gelebilecek ya da elde edilecek sonuç nedir mesela? Bunu Evet. tartışmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu arada yani zaten en önemli tartışma konusu bu. Yani bundan Türkiye ne kazanacak? Şimdi baktığımız zaman tabii ki Kürtler çok büyük tepki veriyorlar. Sadece Türkiye'nin içindeki Kürtler değil ama başka ülkelerde yaşayan Kürtler de ve siyasi olarak da bunun ne kadar büyük yanlışlar doğrulabileceğini söylüyorlar. Önce bir seyircimiz sormuş. Fransa'nın tavrı ne olacaktır bu durumda diye. Bir bunu söylemeni rica ediyorum ve bundan en önemlisi tabii ki yani Suriye yönetimiyle görüşme meselesi. Esad yönetimiyle Türkiye'nin görüşmesi gerektiğini ana muhalefet partisi ısrarla söylüyor. Yine geçmişte Salih Müslim'le görüşen bir Türkiye biliyoruz. MİT görüştü, Salih Müslim Ankara'ya geldi. O dönemlerde birlikte zaten bu konuları da tartışmış konuşmuştuk ekranlarda. Sen böyle bir ihtimal görebiliyor musun? Türkiye'nin yeniden böyle bir yani yol alabileceğini, en azından buna cesaretlendirilebileceğini ve muhalefetin bu tavrını nasıl görüyorsun? Ve tabii ki böyle bir operasyonda Suriye cephesinden gelecek olan tepkiler ne olacaktır ve Fransa? Bunları da bir yorumlayabilir misin lütfen? Şimdi Fransa'nın dediğini yayın biraz durduğu için şey yapamadım. O Fransa ile ilgili soruyu tam anlayamadım. Onu bir tekrar edebilir misin? Yani okuyucunun sorusunu kaçırdım. Ha, ses belki kesildi o sırada. Bir soru seyircimiz şu anda sormuş, bizi canlı olarak izliyor. Fransa'nın tavrı nedir? Çünkü biliyorsun ilk operasyon yapacağız diye açıklama yapınca Ankara şöyle yani haber geçildi. Amerikan ve işte Fransız oradaki askerleri Türkiye'nin öncü birkaç müdahalesine diyelim izin vermediler. Şimdi Fransa nasıl bir rol oynuyor? Bunu sormuş seyircimiz. Ve ikinci sorum da tabii ki Esad'la görüşme meselesi. Mesela ana muhalefet diyor ki Esad'la görüşmek zorundasın. Görüş. Yine daha bağımsız kuruluşlarda şunu söylüyorlar. Salih Müslim'le daha evvel görüştün. MİT görüştü. Ankara'ya çağırdınız. Şimdi neden Kürtlerle bir görüşme yapılmıyor? Neden Esad'la tekrardan bir iletişim yolu kurulmuyor? Çünkü bunun Kürtler cephesi de var. Kürtler şu anda çok tepkililer. Ve neredeyse bir savaşa sanki iki taraf girecekmiş gibi bir hava esmeye başladı. Bütün bunları değerlendirebilirsen hani bu riskler dedik. Bunları da içinde barındırıyor, konuşalım.
Şimdi Avrupa'da farklı değerlendirmeler var. Kimileri mesela 2-3 milyon mülteci eğer Avrupa'ya değil de tekrar Suriye'ye döndürülecekse ne âlâ, ne güzel, Türkiye desteklenebilir diyor. Ama Avrupa Birliği motor güçleri bu hesabın tutmayacağını düşünüyorlar. Yani Türkiye'nin müdahalesinin mültecileri taşımak değil, daha fazla mülteci akınına yol açacağına dair bir kanaat var. Ve Türkiye'nin buradaki müdahalesini tabii Fransa istemiyor. Fransa daha önce YPG komutanlarının da Elize Sarayı'nda ağırlamıştı ve burada farklı Avrupa'dan daha ileri bir tutum sergilemişti. Yani Almanya'dan ve diğer ülkelerden daha ileri bir tutum sergilemişti. Burada yani bir yere kadar bayrak sallama dediğimiz bir duruş ile belli düzeyde operasyonları erteleyebilirler ya da operasyonları vazgeçirtebilirler. Bu Membiç'te oldu mesela. Yani Amerika'da bayrak salladı. Sonra Kobani'de bir bayrak sallama olayı oldu. Fakat eğer ciddi bir operasyon başlayacaksa da bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye ile elbette karşı karşıya gelmek istemeyeceklerdir ve çekileceklerdir. Onlar birazcık da yani Fransa, İngiltere ve Almanya gibi yani sahada bir şekilde varlık gösteren ülkeler, Almanya'nın çok şey yok, daha çok teknik yardımları var. Bunlar Amerika'nın tutumuna bakarlar ve Amerika eğer burada asker çekmeye başladıysa bu ülkelerde orada kalmayacaklardır, çekileceklerdir. Yani kimse burada Türkiye ile Amerika dahil %100 karşı karşıya gelmek istemezler. Ama Türkiye'nin işini zorlaştıracak bazı ince ayarlamalarda da bulunacaklardır. Bunu da tahmin ediyorum. Şimdi şeye gelirsek, görüşme diplomasi kanallarının kullanılması. Burada özellikle yani ben hala Amerika ile çok ciddi bir takım anlaşmazlıklar içerisinde olsalar da Suriye'de genel çerçevede hükümetin Washington'la hala paralel bazı tepkiler içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani diğer Körfez ülkeleri gibi yani Şam'la diyaloğu Amerika istemiyor. Kürtlerin diyaloğunu da istemedi ve bir şekilde engellemeye çalıştı. Burada Amerika'nın rolü önemli ve Türkiye sanıldığı gibi Amerika'dan bağımsız hareket etmiyor. Ve Amerika ile de pazarlıklar yapılırken biz aslında sizin projenize paralel bir duruş içerisindeyiz. Kürtlere değil benimle çalış diyor. Yani bu benimle çalışın muhatabı Suriye Devleti'ni ve Şam yönetimini bir şekilde köşeye sıkıştıracak ve Suriye'deki dizayn operasyonunda bir takıntı haline gelmiş olan hedefleri tutturmaya yönelik bir yeni bir alan açmaya yönelik bir işbirliği öneriyor Amerika'ya. O yüzden Amerika'nın çekip gitmesini istemiyor. Yani Amerika güvenli bir şekilde kanallar açsın, orada dursun, ben de olayım diyor. Amerika ile pazarlık bu düzeyde yapılıyor. Eğer bağımsız hareket edebilselerdi, Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek sınırdaki olağanüstü durumları bir şekilde artık durumlara son vermeyi de öngörerek elbette Şam'la diyaloğa geçebilirlerdi. Ki birçok aktör, yani bu krize müdahil olmuş birçok aktör, eğer Amerika'yı bypass edebiliyorlarsa da Şam'la diyaloğu kuruyorlar. Bu önemli. Kuşkusuz. Yani bir tarafta Astana mutabakatıyla, Cenevre mutabakatlarıyla Türkiye iştiyakla Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinden bahsediyor. Buna bağlılığını vurguluyor. Ama fiiliyatta esasen şu anda her iki açıdan da bu taahhüdüne aykırı hareket ediyor. Yani mesela İdlib ve diğer bölgelerde ben hep şunu söyledim. Türkiye eğer politikasını değiştirirse, silahlı gruplara desteğini keserse bu Suriye'deki kriz %70 oranında çözülür. Çok kısa sürede çözülür. Neden bunu da ısrar ediyor? Yani neden mesela Suriye ordusunun sınırlara gelmesini istemiyor, yaklaşmasını istemiyor? Geldiği zaman bu kriz çözülecek ve mülteci meselesi de bu halde kalmayacaktır elbette. Bu savaş seçeneği neden ısrarla devam ettiriliyor? Elbette AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın kendi kişisel hesapları var. Suriye'de bir savaş bir yatırımdı. Yatırımın karşılığını almak istiyor. Ve şimdi bir noktadan sonra da Kürtlerin oradaki elde ettiği statüyü de yok etmeye çalışıyor. Şimdi Şimdi burada iki bir rol var. yorum okuyacağım sana. Buna katılır mısın? Ya da nasıl düşünürsün? Biraz önce sen de dedin hani fikir tartışması gibi yapalım. Metin Gürcan ki o da bu konuda çok yazıyor. Demiş ki attığı tweetinde
Fırat'ın doğusunda bir TSK ve YPG çatışması kaçın duyabiliyor mu Fehim Bey? Evet. Ha. Metin Gürcan diyor ki Fırat'ın doğusunda bir TSK ve YPG çatışması eninde sonunda yaşanacak. Yakın zamanda da gerçekleşecek bu gibi görünüyor. YPG TSK çatışması. Ama bu çatışmayı ve operasyonu başlatma kararı alan Türkiye bitirme kararı alabilecek mi emin değilim. Şimdi ben sana da sormak isterim. O zaman biraz önce dedin ya bunları tartışalım. Bu operasyonda ne kazanılacak acaba? Bunu tartışması gerekiyor kamuoyunun. Bir YPG TSK çatışması yaşanacak diye sen de düşünüyor musun? Ve gerçekten böyle bir işe girilirse Türkiye şimdi başladım, şimdi bitiriyorum, şimdi ben bu oyunu kendim şimdi şöyle yürütüyorum diyebilme şansına sahip olacak mı? Sen ne dersin? Bu bataklık senaryosudur genel olarak. Yani işi daha da Türkçeleştirirsek, yani savaşı başlatırsın ama bitirme kararını sen veremezsin. Şimdiye kadar her şey çok kolaymış gibi gözüküyor. O yüzden de Türkiye'de yorumlar çok bol böyle, çok cesur yorumlar yapılıyor. Mesela Afrin'e girdik, işte ne oldu deniliyor. Ya da Elbaba kadar indik, ne oldu? Bundan sonra ne olacağına bakmak lazım. Çünkü şimdi mesela bu cihatçı örgütler odak iken, kimse Türkiye'nin bu askeri varlığıyla ilgili herhangi bir meseleyi büyütmekten yana değil. Yani Suriye devleti dahil, İran dahil, Rusya dahil büyütmekten yana değil. O sıra Türkiye'nin askeri varlığı ne olacak? O noktaya geldiği zaman işte siz gerçekten çıkabilecek misiniz ya da hangi koşullarda çıkacaksınız? O zaman çok önemli olmaya başlayacak bu senaryonun ne kadar gerçek olup olmadığını o zaman görmeye başlayacağız. Evet, Kürtler, benim konuştuğum Kürtler, üst düzey komutanlar dahil birçoğu bu savaşın son savaş olarak nitelendirilip kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Neden kaçınılmaz? Yani Kürtler açısından neden kaçınılmaz ya da Türkiye'nin durduğu nokta açısından neden kaçınılmaz? Yani Türkiye bir barış mekanizmasını işletmek istemiyor. Bu Türkiye'den başlıyor esasen. Yani Türkiye'de kendi Kürt sürecini, Kürtlerle olan sürecini savaştan barışa çevirebilse bu meseleyi daha farklı düzeyde konuşabileceğiz ve Suriye'deki Kürtler bu anlamda tehdit olmaktan ya da tehdit algısı içerisinde olmaktan çıkacak ve onlarla daha önce olduğu gibi yani Salim Müslim'le diyalog, sadece Salim Müslim'le diyalog değil, yani Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasında da YPG'liler geldiler, PYD'liler geldiler ve Ankara'da planlar yapıldı, birlikte hareket edildi. Yani onlar çok uzun bir geçmiş değil. Bu ortama geri dönülebilir. En önemlisi şu olabilir. Yani Türkiye şu anda Kürtlerin Suriye'deki barışçıl bir çözüm sürecinde yer almasını bloke ediyor. Bu tutumdan vazgeçebilir. Yani çünkü bundan sonuç alınamaz. Bu aslında bölünme senaryosudur. Yani siz büyük bir alanı kontrol eden Kürtleri hiçbir şekilde masada görmek istemiyorsunuz. Anayasa yazım komitesinde görmek istemiyorsunuz. Daha da önemlisi Rusya'ya diyorsunuz ki Kürtler Şam'la kesinlikle masaya oturmamalı ve Şam'ın yani Suriye'nin kendi halkıyla, kendi vatandaşlarıyla geliştirebileceği olası bir diyalog mekanizmasını da yok ediyorsunuz. Yani böylesi Türkiye'nin böylesi bir kendi ağırlığını kullanarak bütün bu süreçleri bloke etmesinin sonuç alması mümkün değil ve sorunu büyütmekten başka ne yarayacağını da herkese sormak durumunda kalıyoruz. Evet, o zaman şu soruyla bitirelim Fehim. Şimdi şaka değil, bir savaşa girmek çok ciddi bir iş. Yani gencecik çocuklar gidecekler cepheye. Gencecik çocuklar, analarının biricik evlatlarını biz cepheye göndereceğiz. Ve büyük bir bedel ödeyebilir Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi biliyoruz ki silah sanayi bütün dünyada savaş çıkarmaya çok meraklı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de değil mi bugüne kadar Orta Doğu'da siyasi emelleri kadar sanayisini, silah sanayisini ayakta tutma ve bunun da Washington'da bu lobilerin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye'de
kısa bir süre, yani bir süreden beri işte bu savunma sanayine yaptığı yatırımlarla, savunma sanayindeki üretilen silahlarıyla, bu silahların ne kadar dünyayla yarışabilir olduğu konusunda pek bir övünüyor. Silah sanayinin giderek ne kadar geliştiğini, buna ne kadar yatırım yapıldığını, öyle silahlar, böyle şahane silahlar. Şunu sormak isterim. Bütün bu çocuk, genç çocuklar, genç askerlerimizi de düşünerek bugün sence hükümet, iktidar ya da bu kararın altına imza atacak olanlar gerçekten Suriye'ye bir barış gelsin, Orta Doğu'da Suriye çözümü bulunsun, insanlar artık ölmesin ya da güvenlikli bir bölgede Suriyeli mülteciler rahat yaşasınlar diye mi giriyor? Yoksa Türkiye'de küçük bir model Amerika, Rusya ya da diğer ülkeler gibi olup savunma sanayi, silah sanayi, silah lobisi üzerinden bir pay kapma arayışında mı? Ne diyorsun? Bu müdahalelerin kalıcı bir istikrar ve barışı getirmesi mümkün değil. Sadece bazı şeyleri de dengeleri değiştirebilirler. İşte sahada olmak istiyoruz diyorlar. Evet, bir süre sahada olabilirler ama bunun herhangi bir şeyi çözdüğünü söyleyemeyiz. Mesela şimdi deniliyor ki biz güvenli bölge oluşturacağız ve 2 milyon mülteciyi buraya taşıyacağız. Türkiye 2016'dan beri El Baba kadar bu geniş bir alanda kontrolü sağlıyor. Ve buranın son derece güvenli olduğunu sürekli olarak Anadolu Ajansı dahil, TRT dahil yayınlarda bu mesajı işliyorlar Türk kamuoyuna yönelik. Neden buraya mesela bu mülteciler döndürülemedi? Yani Türkiye'de 3 milyon, 3,5 milyon mülteciden çok azı o da kendi mecburiyetten ya da ihtiyaçlarından dolayı dönebildiler. Neden dönemediler? Ya burası istikrarlı bölge değil mi? Yani Fırat'ın batısı şu anda Türkiye'nin kontrolünde ve burası güya istikrarlı bölge, güya güvenli bölge. Neden döndürülemedi? Burada döndürülemeyen şey ne olacak da mesela söz gelimi Azezli Azez'e dönemezken, Halepli Halep'e dönemezken, Elbaplı Elbap'a dönemezken ne olacak da buranın insanları yani İdlib'liler, Halepliler, Kürtlerin olduğu bölgelerde aslında yabancısı olduğu bölgelere dönecekler? Yani bu nasıl bir istikrar sağlanacak da bu insanlar oraya güvenli bir şekilde gidecekler? Kimin toprağına gidecekler? Bunlar gerçekten çok fantazi geliyor bana. Ve savaşın getirdiği bir istikrarın olmadığını biliyoruz. Burada barışçıl çözümden başka, müzakereden başka hiçbir mekanizma gerçek anlamda istikrarı sağlayamaz. Unutulan bir şey var. Mesela Kürtlerle ilgili izlenen politika, son 30 yılda diyelim, 20 yılda diyelim, her neyse. Yani Türkiye'nin bir yerinde basit bir mesele gibi algılanırken bugün Kerkük'e kadar, yani Irak'ın ortalarına kadar ve Suriye'nin yaklaşık bir 580 kilometrelik hattına yayılmış bir varlığa dönüşmüştür. Şimdi önce yani silahla çözebileceğini düşünen yapıların ya da şeylerin, devlet unsurlarının bugüne kadar izledikleri bu siyasetle neyi çözdüklerini söylemeleri gerekiyor ki bundan sonra neyi çözeceklerini biz görelim. Ben herhangi bir çözüm görmüyorum. Yani Kürtler orada belki saha hakimiyetlerini kaybedebilirler ama bir yere gitmeyecekler ve potansiyel olarak şu anda sahip oldukları her neyse, Türkiye'yi rahatsız eden her neyse bu potansiyel de bir yere gitmeyecek. O yüzden evet. Barıştan başka şansı yok. Fehim Taştekin, çok teşekkür ederim. Sen de makalende şu önemli iki tespiti yapıyorsun. Biraz önce de söyledik ama tekrarlamakta fayda var. IŞİD'çi militanların da içinde olduğu, işte katılmış ailelerin de olduğu, IŞİD üyesi vatandaşları belki de barındıran kamplar yani bu kamplarda çok ciddi bir şekilde cihatçıların olduğu kamplar diyorsun. Amerikan Birleşik Devletleri'nin kontrolünde değil, Suriye demokratik güçlerinin kontrolü altında ve giderek de verilen raporlarda görülüyor ki diyorsunuz. Hatta Pentagon'un bu konuda Ağustos'taki bir teftiş raporunda Amerikan askeri sayısındaki azalışa bağlı olarak kampların gerektiği gibi artık gözlemlenmediği ve orada SDK'nın önemli bir rol oynadığının da altı çiziliyor. Dolayısıyla
Biraz önce de anlattı Fehim Taştekin, buradaki önemli meselelerden biri bu kampların kontrolünü Türkiye sağlayabilecek mi? Bu kamplardaki işitçiler ne olacaklar? Ve esas bunların Türkiye açısından güvenlik meselesi nasıl olacak? Bu çok çok önemli bir mesele. Muhalefetiyle, iktidarıyla bunun iyi düşünülmesi gerekiyor. Fehim Taştekin'in çok önemli tespitleri oldu. T24'den bunun, eğer kaçırdıysanız başını, röportajın başını, hem YouTube, Facebook sayfamızdan hem de ana sayfamızdan t24.com.tr'den tekrar izleyebilirsiniz. Fehim Taştekin, çok teşekkür ederiz. İzlemlerinizi, gözlemlerinizi ve diğer tabii ki önemli tespitleri okumaya, takip etmeye devam edeceğiz Fehim Taştekin'den. Çok teşekkürler.